normal sıradan bir takımın taraftarı gibi değillerdir. Yani söz hakları vardır. Koskoca şehrin sosyal en önemli olayını ortadan alıp kaldırıyorsun. Yani şimdi Eskişehir nasıl amatörde, nasıl üçüncülükte, nasıl ikincilikte oynayacak? Biraz hafif sert şakalar yapar, tamam mı? Kafasına şırrak diye bir ses geliyor. Bir dönüyoruz, Sabine yapıştırmış bir tane. Bir sezonda 3-4 maç iyi oynayarak bütün hayatını kurtarabilecek şeyi, parayı kazanabiliyorsun. Sistemsel olarak, taktiksel olarak onları da doyuracak cümleler, doğru cümleler kurman gerekiyor ki hani biraz kafalarında ışık yansın. Yoksa öbür türlü çıkacağız, yeneceğiz, nasıl oynuyorsunuz falan, hani bunlar çok geçmiyor artık. Çünkü çok bilmişler de var içinde. Şu dönemin gençlerinin algıları, fıtratları değişik yani. Sezon bitti, Yusuf abi gidecek. Kapıda uğurluyoruz Yusuf abi. Çok da güzel abilik yapmıştı bize. Beni çekti kenara, dün gibi attım da dedi ki eğer dedi buradan dedi büyük takımlara gidemezsen suç senin dedi. Yüz Yüze'nin bugünkü konuğu Sedat Ağaçay. Sedat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Benle röportaj yapacağın hiç aklına gelmiş miydi? Abi bu da nasipmiş ya. İyi oldu ama. İyi oldu evet. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Evet. Bunu güzel da bahane oldu. Ettik. Ben futbol hayatında tanıdığım, her şeyime emanet edebileceğim nadir adamlardan evet, bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum senin için. Geldiğin için. 3 sene oldu değil mi bırakalım? Evet. 3 sene oldu. Özlediğin bir şey var mı futbolla alakalı? Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle teşekkür ederim beni yayına aldığın için. Bu birlikteliği bana yaşattığın için. Senle her şey yapılır abi ya, röportaj, dışarıda oturulur, arkadaşlık, abilik, kardeşlik her şey yapılır abi. O yüzden keyifli olacağını ümit ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi ben futbolla ilgili ne özlüyorum biliyor musun? Çok tuhaf gelecek belki ama. Maçlar bittikten sonraki yorgunluğu özlüyorum. O ayrı bir güzellik ama sahanın içindeki mücadeleyi ben onu özlüyorum. Yani o beraber olma duygusu. O beraber olma, kaybetmeme isteği, o bütünlüğü. O çok başka bir şey çünkü yani 11 kişi işte bench'ten gelenler kazanmak için verdiği mücadele, o birliktelik oluyor ya, birlikte bir şey yapmak. Hani hayatım boyunca zaten bencillik, hani ben deme olayım yoktur. Bir bütün olarak bir şey yapmak ayrı bir keyif verir insana. Takım halinde yapmak. Aynen öyle. Biz ben onu özlüyorum işte, takım halinde, bütünlük halinde bir şeyi başarmak, bir şeyi yapmak. Peki kısa bir teknik direktörlük deneyimin oldu. İnşallah devam da edeceksin. İnşallah. O bütünlüğü teknik direktör tarafına geçince oyuncu hissettirmek kolay mı? Şöyle söyleyeyim bunun cevabı olarak Erman abi. 6 sene Ankara Gücü'nde oynadım ben. Evet. 6 sene kaldım daha doğrusu. Zor bir camia ama. Çok keyifli bir camia ama. Yani hani bir girerken diyorsun ki nereye geldim? Hani böyle bir şey yapıyorsun. Ama çıkarken de üzüyor seni. Yani niye gidiyorum diyorsun. Yani ayrılacak bir kulüp olarak görmüyorsun. Çünkü değişik bir keyfi var. Yani olumsuz hali bile, ki çok şeyler çekmiştir o takım, insana ayrı bir keyif veriyor. Evet, zor bir kulüp mü? Zor bir kulüp, zor bir cevap. Çünkü bağlılığı bazen dezavantaj, bazen çok büyük avantaj. Dezavantajı da var, avantajı da var ama ben dezavantaj olarak hiç ne futbolcu olarak, ne yardımcı hoca olarak, ne birinci hocalık yaptığım süreçte hiç dezavantaj olarak bir şey yaşamadım. Çünkü bu kulübün yokluğunda o kulübe sahip çıkmış taraftar oldukları için. Nasıl sahip çıkıyor? Ya yiyecek ekmek yokken ekmeğini alıp getiren, işte pazardan alışverişini yapıp getiren, işte hani melemenli bir sofrasının bir fotoğrafı vardır Ankara Gücü'nün. O çok özel bir fotoğraftır. O günlerde kulübe sahip çıktığı için kulübün bugünlere gelmesinde pay sahibidir. O yüzden böyleler. Hani normal sıradan bir takımın taraftarı gibi değillerdir. Yani söz hakları vardır. Bu yüzden vardır. Hani takımı sahada ıslak formayla ikinci formayı giyemediklerinde bütün tişörtlerini çıkartıp üstünü başını montunu çıkartıp öyle ikinci devre maçını izleyen bir taraftardır. Bu taraftar da o yüzden söz hakkım vardır diyor. Peki Türkiye'de birçok takım, özellikle Anadolu kulüpleri batağa sürüklendi. Ankara Gücü de direkten döndü. Taraftardır bence bunun en büyük sebebi. Öyle mi diyorsun? Yani onu oradan kurtaran taraftardır. Mesela örnek şöyle söyleyeyim. Kocaeli çok büyük yaralar aldı ama taraftar amatörken bile 15-20 bin seyirci vardı yani. Öyle sahip çıktılar. Tekrar bir yükselişe geçtiler ama Ankara Gücü o raddeyi taraftarla tekrar çok aşağı düşmeden yakaladı. Tekrar yukarı çıktı. Yani kulübüne çok sahip çıkan bir taraftar. Peki nedir sence problem? Neden Eskişehir battı, Mersin İdman Yurdu gitti, Karabük gitti? Çoğaltabiliriz örnekleri. Nedir sence bu problem? Abi yani Türk futbolunun bu meseleyi nasıl düzeltebilir? Yani bunu çözmek çok
Zor değil aslında ama. Değil abi. Senin de söylediğin gibi yayından önce bir sistem gelecek. Hani kim bu işi yapıyorsa sorumluluğu da bırakıp giderken ona ait olacak. Ama bu burada hani Türkiye'de geçerli olur mu? Her sene olacak. İşte böyle bir yasa çıkıyor, böyle bir kanun çıkıyor artık. Transferlerin altına, verilen paraların altına imzayı atanlar sorumlu olacak deniliyor. Ama finale baktığında hiç öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Tamamen sistemsel yani. Hani birazcık da niyetle alakalı. İyi niyetli biri geldi mi düzeltir. Kötü niyetli biri geldi mi işte yok oluyor o camialar. Yani koskoca şehrin sosyal en önemli olayını ortadan alıp kaldırıyorsun ya. Şimdi Eskişehir nasıl amatörde, nasıl üçüncülükte, nasıl ikincilikte oynayacak? İnsanın yüreği sızlıyor be Eskişehir'i öyle görünce. Ya aynen öyle. Yani neyse buna da döneceğiz. Düzelir inşallah diyelim. İnşallah yani inşallah yetkisi olan insanlar bir an evvel artık doğru kararlar alır ama herkesin yaptığından mesul olması senin söylediğin bence altı çizilecek konu o. Çok fazla teknik direktörle çalıştım. Şimdi de teknik direktörlük tarafına geçeceksin. Sende en fazla iz bırakan teknik direktör hangisi oldu? Oynamaktan keyif aldığın ya da komik şeyler yaşadığın. Gençlik dönemimde hayatıma o damgayı vurmuş. Çok hocayla çalıştık. Evet abi uzun yıllarda oynadım. Bu ligde o yaşları göremeyen çok futbolcu var. Kaç çok, yaşında bıraktın? 39-40 yani 2019-2020 sezonunda bıraktım. Maşallah iyi oynadın. Ya. O yüzden çok hocayla çalıştım senin dediğin gibi ama Nurullah Sağlam bende farklıdır. Çünkü o ilk başladığım evrenin başıdır bende. Çok önemli izler de bıraktı. Çok da katkısı oldu. Yani o benim dönüm noktası dediğim hani bana katkı sağlayan, iz bırakan dediğinde Nurullah Sağlam. Oynattığı oyun keyifliydi. Antrenmanları keyifliydi. Seninle de beraber çalıştık, hocalığımızı yaptı. Evet. Tamamen futbolcunun keyif alacağı bir hocalık tarzı vardı. Bence o da daha üst yerlere gelebilirdi. Ama hani şanssızlık, nasip diyelim. O dönemde sistem olarak, bize söyledikleri olarak daha şu an bile çoğu hocanın belki yapamadığı şeylerdi. Çok keyif alıyordum yani hani. Seninle beraber de oynadık dediğim gibi. İnanılmaz sahanın içinde keyif alıyorduk. Yani 90 dakika bitmesin diye. Şey mesela yani. Konya'da çok güzel anılar biriktirdik biz bence. Özellikle evet, güzel bir takımımız vardı. Güzel bir takımımız vardı. Bir de Konya'da yapacak bir şey olmadığı için kimse ev tutmuyordu. Herkes tesiste kalıyordu. O sabah namazlarını unutamam. Ahmet Belal. Ahmet Belal'in okuduğu sure neydi Allah aşkına? Sabah namazında. Anlatalım abi. Bir gün akşam işte idman sonrası yine tesisteyiz. Çay sohbeti falan yapıyoruz. Ahmet Belal dedi ki sabah namazını beraber kılalım. İyi kılalım. Sabah herkesi işte uyandırdı geldi. Ama 20 kişi falan vardık ya. Var. Konya'da da tesislerinde küçük bir mescit yapmışlardı. Yani mescit dediğim namaz kılma odası yani. Halı sermişlerdi. Öyle kapıda mescit yazıyor diye bir durum yok yani. Neyse sabah işte uyandırdı herkesi. Çıktık yukarı. Aha bunların mezhebine göre de hani Kur'an'ı elini açıp okuyabiliyorsun. Yani biz de yani duruyorsun böyle yani. Kaç dakika durduk ya? Açtı abi birinci sayfayı çevirdi Kur'an'da. İkinci sayfayı çevirdi. Üçüncü sayfayı çevirdi. Oğlum hava aydınlandı yanlış hatırlamıyorsun. Yani kılacağımız iki rekat farzı kılacağız ama yarım saat bir rekattayız. Abi bir de ağlıyor. Ha, evet. Bir de ağlıyor. Hissediyor onu. Abi ikinci gün sabah namazına devam dedi. Tek başına kıldı kimse fark etmiyor. Kimse de kalmıyor. Mescitte tek. Abi sabah da idman var. Hani bir daha yatacaksın da kalkacaksın da falan. Abi, inanılmaz yani, ya. Öyle de bir durumumuz vardı. Ahmet Belal değişik bir oyuncuydu ya. Fena oyuncu değildi. Değişik bir oyuncuydu ama yabancı oyuncularda böyle takıma renk katan isimler olur ya. Mesela bizim de o dönem Alex Jordano vardı. Ahmet Alex Belal vardı. Evet. Hani bu anlamda. Sen Sabin Sedri'ye neler yaptın abi? Abi ya, ben yani... Sen haşarı çocuk gibiydin abi. Takımdaki herkesi bildiğin dövüyor. Şakayla karışık bir tane Sabin Sedri diye bir oyuncu geldi. Upuzun böyle. Nasıl fizik var biliyor musun? Her yemekten sonra da yarım ekmek, şokelle ekmek falan yiyor. Nasıl yemek yemek ama? Öyle böyle değil. Galatasaray'a gol falan attı. Attı ya. Oyuncuyu biz hiç tanımıyorduk. Geldi. Sedat biraz hafif sert şakalar yapar tamam mı? Kafasına şırrak diye bir ses geliyor. Bir dönüyoruz. Sabine yapıştırmış bir tane. Çocuk dil bilmez bir şey yapmaz. Ama şeydi yani hani antrenman sonrası yalnız kaldığında, tek kaldığında aldırdık, dışarı çıkartırdık, yemek evet. Yedirdik. O niyetimizden şüphe etmediği için rahat şakalar yapabiliyorduk. Ha. Yoksa adam ciddiye dönse, adam 2 metre yani. Hani tabii canım ya bir maşallah. Bir ikinciyi vurmaz. Böyle bir yapıya sahip ama hani bir şekilde niyetimizi biliyorlardı. Sevdirdiğimiz için de bir şey demiyorlardı ama ciddi öyle höt şakalarım vardı yani. Ya Anadolu kulüplerindeki arkadaşlık, bilmiyorum İstanbul'dakilere nazaran nasıl ama küçük şehir.
yapacak fazla bir şey yok. Her şeyi beraber yapıyorsun. Ya biz Adana Demirspor'da oynarken Erçağ vardı bizde. Trakyalı bir çocuk. Abi bir oyuncu geldi orta saha. Damruka çalmayı öğretmiş. Kara Yüzüm Abbesi diye şarkı söyleye söyleye geziyor tesiste çocuk, anladın mı? Hiç dil bilmiyor ama. Ne İngilizce var ne bir şey var. O şarkıyı ona nasıl öğrettin? Damruka meselesini nasıl çözdürttün? Abi boş vakit çok işte. Hani... Ama mesela El Saka'lar falan geldi. Gençler Birliği'nde de o arkadaşlık ortamını sağlamışlardı. Konya'da da abi El Saka bir lider gibiydi ya. Ya iyi bir kaptandı yani. Saha içindeki sorumluluğunu çok fazlasıyla yerine getirip ciddi de bir oyuncu karakteri vardı. Saha dışında da o kaptanlığı da çok güzel yapıyordu. Yani arkadaşlarını toplama, bütünlük, yönetimle o bağı kurma, işte takım arkadaşlarını koruma. Çünkü saha içinde güçlü oldun mu saha dışında söylediğin sözün bir önemi var. Çok ama güçlüydü zaten o da. Saha içinde çok bir gücün yoksa saha dışında da seni çok fazla kimse dinlemez. İster yaşın olsun, ister böyle toplanıyoruz ya hani maçtan önce söz veriyor muyuz falan filan. Türkçe konuşuyordu kaptan olarak. Mesela El Saka hatırlarım ben. Evet. Mesela böyle sorucu yani normalde bir yabancı oyuncu konuşacağı zaman o çemberde yani ya İngilizce konuşur ya bir tercüman gelir onu bize çevirirdi ama El Saka Türkçe konuşuyordu mesela. Çok çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bir huyu vardı. 34 maç, 33'ünü çok iyi oynar. Bir maçta paramparça eder. Bütün hataları o maça saklıyormuş gibi. Konya takımında ben çok güzel şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Ama yani şu an oynadığı mevkiye göre hani eskilerden çok var da hani Saka'yı da El Saka'yı da alabilecek bir yani şey yok ya. Büyük hani, takım görememesi çok şaşırtıcı Türkiye'de. Aynen öyle. Çok çok üst. Yani mesela stoper olarak ben bir El Saka'yı hani oynadığım oyuncular içinde söyleyeyim. Daha doğrusu gördüğüm dediğim El Saka'yla Mehmet Polat. Değişik oyuncu tarzları vardı yani. Yine Mehmet Polat hakkını buldu. Galatasaray gördü. Yani Anadolu takımları için çok fazla oyuncular. Yani büyük takımlar için tabii ki yabancı oyuncu alıyorlar. Kendi bünyesinden de yetiştiriyorlar. İyi Anadolu oyuncularını da alıyorlar ama bunlar kendi takımlarında ya da oynadığı takımlarda ciddi anlamda üst düzey performans gösteriyorlardı. Pozisyonları icabı. Mersin İdman Yurdu'na transfer olacağım. Beni aradı. Dedi ki gideceksen geleceğim dedi. Dedim ki niye bana böyle bir sorumluluk yüklüyorsun, gideceksen geleceğim falan. İsteğimiz de yok. Gittik beraber şampiyon olduk Mersin İdman Yurdu'nda. Çok da maç çözdü bize Allah razı olsun. Abi şöyle söyleyeyim, orta saha oyuncusu olarak hani en büyük özelliğinde mücadeleci top kapma özelliğim vardı. Bu top kapma özelliğini ben Mehmet Polat'tan öğrendim. Zekasıyla top kazanırdı. Mücadele etmeden top kapardı yani hani. Evet. Gelen pası nereye kontrol edeceğini düşünüp seni kontrol ettiğin yerine gidip topu alıp giderdi. Bunu ben sonraki futbol hayatımda uyguladım. Benim için hani öyle de bir özellik yani şey rakibe, var. Yani rakibe dokunmadan top kazanabilmek bir sanat bence. Biraz futbol kariyerine gelmek istiyorum. En çok üzüldüğün maç hangisi oldu? Çok fazla olmadığı için hani bir UEFA maçımız vardı. Roma ile oradaki 2-0'lık yenildiğimiz maç. Antep'teyken var. Burada 1-0 yendik Gaziantep'teyken. Yusuf abi atmıştı yine. Yusuf abi müthiş top oynadı. 1-0 yendik burada. Orada 2-0 yenildik. Orada son dakika bir önüme bir pozisyon düştü ama çaprazdı tabii. Vurdum direğin dibinden. Sağ bek olarak da oynadım. İşte beklemediğim bir pozisyonda var. İlhan herhalde hastaydı. Maçı tamamlayamadı. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Öyle son dakika bir pozisyon geldi. Vurdum direğin dibinden dışarı çıktı. Mesela onu atsaydık 2-1 turu atlıyorduk. Maçın içinde de Lazarov, Jaziri çok pozisyon yakaladık bunlarla. Çok iyi oynadı Gaziantep iki maçı da. Yani yanlış o maç aklımda kalan o. Bu sene Gençler Birliği ile beraber çok iyi gittik. Sonra Denizlispor yaptı bunu Ali Tandoğanlar'la evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki en çok sevindiğin maç? Süper Lig'deki ilk golüm Elazığ Spor'da eski Galatasaraylı Bekir abi vardı. Stoper Bekir. Bekir Gür. Adana maçıydı. Bir asist yaptı. Murat Şahin'e, Murat abiye atmıştım golümü. Yani ilk gol olduğu için o aklıma geliyor. Unutulmaz o mu kaldı? Peki oynadığın, en iyi anlaştığın oyuncu? Abi bende şöyle de bir huy var. Genellikle iyi anlaşacağım arkadaşlarım hep böyle aynı mevki olur. Çünkü bir rekabet var ya, o rekabetteki benim niyetimi bilsin diye. Hani orada sadece saha içinde bir rekabet vardır. Dışarıda, ya o da arkadaşım, aynı mevki oynayan seçerim. Dışarıda dolaştığım arkadaşım aynı mevki olsun isterim. Ki hani beni tam net tanısın. Niyetimi bilsin. Sadece saha içinde rekabet olduğu için. Mesela senle çok iyi anlaşırdık sahanın evet. İçinde. Mustafa Er vardı o dönemde beraber oynadığımız. İşte Neka vardı bizim önümüzde oynayan. Evet. Alex yani, Yordanov vardı. O ekip bana keyif verirdi. Mesela Antep'te Yusuf abi vardı. Hakan Bayraktar. İşte Erdal. Bunlarla bir
Erdal'la görüşüyorum ara ara. O da geldi gitti Antep'e. Yavaş yavaş teknik direktörlük tarafına geçiyor hepsi. Abi o da benim gibi yaşadı süreci. Yani Antep'te bir yardımcı hoca olarak, yani kulüp bünyesinde kulüp hocası olarak bir görev yaptı. Sonrasında da şans geldi. Aslında iyi de gidiyordu. Tabii bazen bazı şeyleri yaşamak, tecrübe etmek gerekiyor demek ki. Ama daha iyi yerlerden daha iyi bir şekilde ortaya çıkacağına, daha güçlü bir şekilde futbolda söz sahibi olacağına, antrenörlükte başarılı olacağına inanıyorum. Ben bırakalı 10 sene oldu. Daha geçti galiba. Oyuncu profilleri değişti mi Sedat? Şimdi teknik direktörlük tarafına da geçtin ya. Oyunculara bakınca bayağı oyuncular değişti dediğin bir şey oldu mu? Var abi. Anlayışları inanılmaz değişti. Mesela? Şimdikiler birazcık daha böyle hani özel hayatlarında işte bireysel koç tutuyorlar, işte yaşam koçu tutuyorlar, diyetisyenleri falan oluyor, yemeklerine dikkat ediyorlar ama algıları ya da hırsları ya da kaybetmeme istekleri bizim dönemdeki gibi değil. Sahiplenmiyorlar o kadar. Yani içselleştirmiyorlar. Ben o maça çıkarken işte aldığım paranın hakkını, işte beni izlemeye gelen taraftarın cefasını, çektikleri sıkıntıyı, hocaya yapacağım katkıyı, takım arkadaşlarıma yapacağım katkıyı, kazandığımızda kazancı olacak personeli, bunları hep düşünürdüm. Ben sadece ben profesyonelim, çıkıp maçı oynayacağım, sonraca gidip dinleneceğim ya da mutluysam o mutluluğu yaşayacağım, işte yenildiysem o üzüntüyü değil. Hani böyle içselleştirerek yaşardım. Şimdiki futbolcularda o yok. Mesela hani para gücü daha fazla, kazanç güçleri daha tabii fazla. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir sezonda 3-4 maç iyi oynayarak bütün hayatını kurtarabilecek şeyi, parayı kazanabiliyorsun. Ama bir sene sonra da yok olabiliyorsun. Şimdi iğneyle oynamak, serum yiyip oynamak falan? Omzu kırıp oynamak, çıkık oynamak, sargılı oynamak yok. Yok. Hemen ben dinlenmeye geçiyorlar. Şuram ağrıdı deyip 2 hafta dinleneyim ondan sonra. Zaten bir futbolcu sıfır ağrıyla oynama şansı yok. Mutlaka bir yerin ağrıyor değil mi? Ağrması lazım. Yani o idmanı %100 yapıyorsan, o maçı %100 oynuyorsan ağrısız bir maça çıkma şansın çok zor. Soyunma odasına girene kadar herkes sağlam. Soyunma odasına girince birden arka adalesi çeken, üst adalesi ağrıyan, ateşi çıkan, midesi bulanan, yani stresin sana verdiği ağrılar vardır. Leblebi gibi ağrı kesici dağıtırlardı bazen soyunma odasında. Mesela çok vitamin iğnesi olduğumuzu hatırlıyorum ben. Halbuki ihtiyacımız falan yok. Getiriyor sana bir C çakıyor maç gecesi. Zannediyorsun ki yarın çok iyi oynayacağım. Tamamen burayı rahatlatmak için de. Abi şimdikiler mesela hafta içi şu idmandan sonra kullanacağım şu protein tozu, işte şu jel, şu işte Powerade, hani bunlara kadar her şeyleri var. Ama en ufak bir ağrısı oldu mu, yani ağrım var oynamayacağım. Yani bir de algılarında bir sıkıntı var bana kalırsa. Hani hepsini kastetmiyorum ama bir maçın önemini anlatmak bazen hani kelimelerle olmaz. Onu sen yaşamadığın sürece ben hoca olarak istediğim kadar sana anlatayım. Sen o maçın önemini kendin bireysel olarak bilmiyorsan çok zor. Şu an onu yaşamaları, onu almaları gerekiyor bence. Onda bir eksiklik var. Sedat, soyunma odası konuşmaları eskiden çok bizim için etkileyici olurdu. Yani soyunma odasında bir teknik direktör konuştuğu zaman Türk oyuncu baskın olduğu için sayı olarak o geçerdi bize. Galiba çok yabancı sayısıyla da alakalı bu söylediğin. O da var abi, bir de çağla alakalı bir şey var. Şimdi Erman abi soyunma odasında artık hani böyle bir söylediğin söz taktiksel olacak. Sadece konuşmayla hadi çıkacağız, vuracağız, yeneceğiz, yeneceğiz falan bununla doymuyorlar. Herkes futbolu çok biliyor galiba soyunma odasında. Bir öyle artık onunla doymuyorlar abi. Sistemsel olarak, taktiksel olarak onları da doyuracak cümleler, doğru cümleler kurman gerekiyor ki hani biraz kafalarında ışık yansın. Yoksa öbür türlü çıkacağız, yeneceğiz, nasıl oynuyorsunuz falan, hani bunlar çok geçmiyor artık. Çünkü çok bilmişler de var içinde. Okuyorlar, video izliyorlar, işte maçları görüyorlar. Yani söylediğin söz maçla alakalı olmadı mı artık çok bir anlam ifade etmiyor. Ama bizim dönemimizde bize tesir ediyordu o sözler. Yani biz kabul ediyorduk teknik direktörün patronluğunu ya. Grup ve tesir ediyordu söylediği şeyler. Evet. Şimdi futbolcuya bir şey söylüyorsun, hani taktiksel anlamda bir şey yaptıracaksın. Onun doğru olduğuna kendi inanacak. Senin doğru olarak söylediğinin bir önemi yok. Değişik yani şeyleri, hani şu dönemin gençlerinin algıları, fıtratları değişik yani. Altyapıdan çıkarmışsın çocuğa. Çocuk yani hani ben altyapıda hafta içi perşembe günü çift kaleye çağırdıklarında dünyanın en mutlu insanı olurum. Adam eksik 3 dakika 5 dakika oynadığında. Ya şimdikileri çıkartıyorsun, sezon başı kampına götürüyorsun. İşte sezon boyu antrenmanın içinde kupa maçlarında şans veriyorsun. Abi adam antrenmana yarım saat kala geliyor.
Altyapıdan gelen oyuncu. Altyapıdan gelen oyuncu. Soyunma odasına giriyor ya da fitness'e giriyor. Abileriyle iki resim çekiyor, onu atıyor. Hani dert buna dönmüş. Ya bu sosyal medya bozdu bizi ya. Bu çok güzel bir örnek bu arada. Biz hep diyoruz ki altyapıdan niye oyuncu gelmiyor ya? Kimse yoksa altyapıdan birini al oynat. Şimdi altyapıdan A takıma çıkardığın oyuncu antrenmana yarım saat kala geliyorsa o oyuncu o formanın değerini nasıl bilecek? İşte abi biz o 5 dakika oynamanın verdiği heyecanıyla şimdikiler duymuyor değil mi o heyecanı? Şimdiki bütün sezon işte atıyorum senin gibi bir oyuncuyla bütün sezonu geçirecek. Seni televizyonda görüyordu belki hayal ediyordu. O hayalinin içinde ama o hayal sadece onda hayal olarak kalmış. Onu itecek bir güç olarak kalmamış hiç. Hani bir şey tamam ben işte Erman abiyle antrenmana çıktım. Bu yetiyor. Erman abiyle oynamak iste. Erman abiyle bir şeyi başarmak iste. Bu yok. Hani buraya itecek hırs artık altyapıdan öğretilenle mi alakalı, aileleriyle mi alakalı, çevresiyle mi alakalı, yukarıya çıktığındaki hocalarıyla mı alakalı, yoksa tamamen sosyal medya unsuruyla mı yaşıyor bu çocuk? Altyapı hocaları daha mı donanımlı? Geliştirebiliyor muyuz altyapı hocalarını? Yoksa ya, eski tas, eski hamam mı? Eski tas, eski hamam gibi değil. Birazcık daha önem veriliyor ama yine yeterince, değerince verilmiyor. Ama eski hocaların birikimi bence şu an yok yani. Eskiler daha iyiydi. Eskilerin söylediği bir söz benim hala şu an aklımda. Mesela? Abi karşı karşıya kaldım, bir karambol oldu. Bu topu yukarı vurdu. Lan dedim ki niye yukarı vurayım? Tamam mı? Gidip sorardım hocam neden yukarı vurayım boş kale varken. Kaleci atlayabilir derdi. Atlama seviyesi vardır. Bu kadardan yukarı atlam. Ama buraya vurursan atlasa da ya adamın ince düşünceleri. Bu bir tane örnek aklıma gelen. Enteresanmış. Karşı karşıya yani kaldığında tavana vur diyor yani. Yani karambolde hani öyle bir karambol olduğunda bir pozisyon yaşadığında hani o yerden vuracağına yukarı vur. Çünkü biri ayakla atlayabilir çünkü. Önceden öyle ruhlar vardı ya şimdi. Çok evet. Vardı abi topun önüne cengaver gibi atlayan, tekmeye kafa sokan. Hani eskiden vardı onlardan hakikaten de. O bu karambolde önüne gelecek bir engel olabilir. Bunu yukarı dur. Çünkü görmezsin o topa vurmaya kilitlendiğin için. Hedefin o topa vurmak olduğu için sadece topa vurmak. Birisi atlayabilir, biri bütün can havliyle o topun önüne atlayabilir. Yani bu küçük bir örnek. Ama adamdaki inceliği bu. Ben 10 yaşındayken söylenmiş bir söz bana. Şimdi 2023-24'e giriyoruz. Söylüyor, aklımda kalmış yani. Peki, hani eskilerin söylediği doğru sözler bize çok fayda etti. Futbolculuk hayatında yaptığım, keşke yapmasaydım dediğin hata var mı? Yok, yaşadıklarından hani keşke diyeceğim bir durum yok Allah'a çok şükür ama birazcık daha böyle şöyle söyleyeyim Erman abi ben dışarıda mesela bir arkadaşlarımla oturduğumda falan şu sohbete çok denk geldim. Abi hani televizyonda izlerken farklı ama seninle aynı takımda oynadığımızda sen nasıl daha üste çıkamamışsın, daha üst takımlara gidememişsin? Bunları hocalarımdan da duydum. Potansiyelinin hocaları. Karşılığı daha iyi bir kariyer olabilirdi. Bunu yansıtamadığım için yani pişmanlığım o. Yani pişmanlık demeyeyim de eğer öyle bir durum olursa. Çünkü şöyle de bir örnek vereyim yaşanmışlıktan. Antep'te oynarken Yusuf abi gelmişti kiralık bize Hakan abiyle Hakan Bayraktar'la Yusuf Şimşek. Çok iyi iki tane oyuncu ya. Çok iyi iki tane oyuncu hakikaten. Onlarla beraber oynuyordum abi o dönem. Düşün işte o Roma'yı falan yendiğimiz sezon sonu. Sezon bitti Yusuf abi gidecek. Kapıda uğurluyoruz Yusuf abi. Çok da güzel abilik yapmıştı bize. Beni çekti kenara. Dün gibi aklımda dedi ki eğer dedi buradan dedi büyük takımlara gidemezsen suç senin dedi. Yani buradan transferini büyük takımlara yapamazsan suç senin dedi. Çünkü o potansiyelin var. Antep'teyken o dönem bir Trabzon maceramız olmuştu. Yani bir isteme muhabbeti ama Celal Başkan vermemişti. Öyle bir süreç olmuştu. Sadece şuna geleceğim. Hani potansiyelimi tam olarak gösteremedim. O keşkelerim. Ha bunu göstermek için çaba harcadım mı? Yeterince harcamamışım demek ki şu an hani gerçekçi konuşmak gerekiyorsa. Hani bir şey bana yetmiş yani. Şu an anlıyorum. Yusuf hani, abinin hikayesi çok güzelmiş ama. Yani bunu sana söylemesi, sendeki potansiyeli görmesi. Kaç yaşındaydın o sırada? 2004'tü galiba. Yani kaç yaşında? Yani 20'li yaşların ortasıydı herhalde. 23-25. Çok güzel yaşmış. Kim var Türkiye'de beğendiğin Türk oyuncu şu anda? Şu an öyle işte genç olarak bakıyorsun artık. Herkesin böyle hani yeni bir şey dediği bir olay var ya. Arda Güler böyle hani değişik bir oyuncu geliyordu. O da İzlerken zaten Real Madrid'i gördü. O da oraya gitti. Şu an için öyle... Mesela İsmail Yüksel'i çok beğeniyorum ben. Fenerbahçe'de.
İsmail çok iyi, sezona çok iyi başladı. Çok dinamik girdi. Biraz herhalde fazla şey yaptık çocuğa, fazla yüklendik. Hem iyi anlamında hem de maç anlamında. Çünkü yeni bir çocuk bu çocuk. Yani İsmail Hoca da, İsmail Kartal Hoca da doğru hoca bence onun için. Çünkü İsmail Hoca ile ben de çalıştım. Bir genç oyuncu için özellikle hani çalışma anlamında inanılmaz çalıştırır. En beğendiğin takım hangisi şu anda Türkiye'de? Oynadığı oyun üzerinden. Galatasaray ile Fener yani. Herkesin söylediği şey ama ciddi anlamda ezici bir üstünlükleri var yani. Çok makas gerçek. Açık değil mi? Çok. Yani oyun olarak, futbolcu yatırımları olarak, işte sahadaki oyun taktikleri olarak. Ben iyiler. İsmail Hoca'nın biraz daha stresli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri şampiyon olamayışı yüzünden. Biraz haddinden fazla stresli, gergin. Camia da öyle Fenerbahçe. Ama İsmail Hoca genelde öyledir. Yani hani onun genel yapısı da öyledir. Öyle mi? Öyledir. Yani çok böyle yaşadığı anı dışarıya yansıtmaz. Mutluluğu da yani şeyi de böyle bir şeydir, değişik bir yapısı vardır İsmail Hoca'nın. Ama İsmail Yüksek konusunda geçmeyelim İsmail kardeşimize. Milli takım içinde özel, önemli bir oyuncu olacak. Hırvatistan maçını da ne oynadı be kardeşim? Oraya inanılmaz oynadı. Milli takım montajı seçimi... Ama öyle oynadığı maçlar var İsmail'in. Var var, bunun evet. Sayısını çoğalttığı zaman işte burası yetmeyecek İsmail'de. Yani zaten yetmesin abi. Açsın burayı zaten yani. Önemli olan o. Başarılı öyle olunuyor zaten de. Bu yaşta orayı yakaladı mı milli takım için de çok büyük artısı olacak. Hani ülke için konuşuyorum. Peki Montella seçimi için ne diyorsun? Şu an için doğru gidiyor abi. Şu an söylenecek hiçbir olumsuz bir şey yok. Çünkü sonuç alıyor. Karşılığını alıyor. İzlerken takım bütünlüğünü de görebiliyorsun. Ya zaten şöyle bakmak lazım bazı takımlara. Yaşadıkları sevinç, birliktelik. Eğer bunu sen izlerken alabiliyorsan o takım tamamdır. Kuntan... Gelir, başarı o an gelmezse 3 maç sonra gelir, gelir. Ama milli takımda çabuk yakaladık Montella ile onu. Ya da Kuntz çok kötüydü bu konuda. Kuntz'un kötülüğü yani şöyle tartışalım. Bir kere hani milli takımı hak edecek bir seviyesi var mıydı? Türk milli en güzel soru bu galiba. Hak edecek bir seviyesi var mıydı? Hani iyiliğini, kötülüğünü geçelim. Ama Montella da bu kadar çabuk karşılığını almak şaşırtıyor mu? Şaşırttı. Çalışmadığı dönemde ki Montella kısa bir süre çalışmadı. Kendini bir başka macera için hazır tutmasına çok inanırım. Sen mesela şu anda sürekli kurslara gidiyorsun. Dün bizim toplantımız vardı, hocalık toplantısı işte şeyde, kurs eğitime gittiğimizde Zoom toplantımız. Toplantının içeriği iletişim. İletişimin içinde hani senin kendine olan marka değerini arttırabilmek nasıl olur? İşte bu boşken yaptığın şey de yani bir başlıkta bu. Faaldeyken, offken ne yapıyorsun kendini? İşte ben geçen sene mesela yurt dışına gittim. Almanya, Belçika, Hollanda. Buraları bir çek ettik. Oradaki kulüplerle bir iki sohbetimiz oldu. Maçlara gittik. Eğitimlere devam ediyorum. Yani kendimi çek etmek zorundayım. Ben seni aradım, Kasımpaşa maçındaydın. Yani canlı bunu... canlı. Ben izliyorum televizyondan. Kasımpaşa maçında canlı bildiriyordu bana. Bu işi yapacaksan bu işin içinde olacaksın. Evet. Hani sadece bir imza seni bağlamaması lazım bu iş için. İmzan yokken de, boştayken de hani çünkü her an her şey olabiliyor burada ülkemizde. Bir pat diye bir şans gelebilir. De evet. Hani şu takım hakkında hani bir verin olacak, bir bilgin olacak. Bu birinin sana söylemesi olmaz. O zaman çok bir anlam da ifade etmiyor. O yüzden özellikle hafta sonları Cuma'dan başlıyorum. Çoğu maçlara, İstanbul'da olan maçlara, Kocaeli'nde olan maçlara, yakın maçlara gidiyorum. Teknik direktörlük için sadece eğitim almak yeter mi Türkiye'de? Bu soru... Başka neler lazım? Ya zor sorayım biraz. Türkiye'nin gerçeği aslında abi o yani hani senin yaptığın işte de şimdi hani o kadar hani sadece futbol konuşmaya çalışıyorsun. Doğru evet. Cümleler. Hani birini eleştirirken de kullandığın kelime cümle hani incitmesin ama doğruyu da söylüyorsun. Hani bu kadar ince düşünmek, bu kadar şey yapmak hani böyle düzgün bir karakterin hani sen çok zor bir adam olmaman lazım millet için. Hani böyle bir işte bir açık varsa Erman Özgür direkt akla gelmesi lazım. Erman Özgür'ün birini tanımasına gerek olmaması lazım. Erman Özgür'ü birisi işte anlatsın, birisi paslasın olmaması lazım. Senin yaptığın iş seni paslaması lazım. Peki teknik direktörlükte nasıl oluyor? İşte ilişkiler yani, giriyor. İlişkiler yani yoldan geçen bir adam hani önceden bir evet kariyer şeyi vardı. Bir öngörüydü insanlar için. Burada oynamış, şöyle oynamış, bu kadar geçmişi var, tecrübesi var. Bir kriterdi. Ama şimdi yoldan geçen birini de hoca yapabilecek bir durum söz konusu yani. Teknik direktörlükteki kariyer hedefin ne abi?
futbolculuğu yaşamadığım, yani futbolcu iken yaşamadığım ama içimde kalan şeyleri başarmak. Bu işte büyük takım olur, iyi takım olur. Hani yurt dışı olur. Anadolu takımda bir şeyi başarmak olur. Bursa Spor'un yaptığı gibi. İşte Bülent Hoca'nın Sivas'ta yaptığı gibi. Ersun Hoca'nın Gençler Birliği'nde yaptığı gibi. Yani hani... Zaten devamı da büyük takım Sedat onların. Ya evet devamı... Böyle bir şey yaparsan büyük takım büyük devamı. Büyük takım oluyor ama hani başarı kriterimde ya da hedef kriterimde sadece hani büyük takım yok. Bilmiyorum tabii insanlar şimdi bunu dinlerken ne diyorsun diye de bilir ama hani bir insan hedef koyarken birilerine sormaz yani içinden geldiği gibi konuşur, içinden geldiği gibi de söyler. Ben bunu bu niyetle söylüyorum. Gerçekten hani yurt dışında bilmiyorum neresi olur, o potansiyele gelebilir miyim? Bende var ama bunu ne kadar şansla değerlendirebilirim ya da o şansı bana ne kadar verirler? Bu onunla alakalı bir şey. Futbolu bırakmaya nasıl karar verdin? Yoksa sana şartlar bırak artık beni mi dedi. 39 diyorsun oğlum ben 36'da bıraktım çok oynadım zannediyordum. 39 diyorsun öyle. Aslında şöyle hani net konuşmak lazım bunu artık hani yaşanmış olduğu için anlatmak da lazım. Son senemizde pandemide biz Denizli'yle oynadık sonra küme düşme kalktı. Evet. Hatırlar mısınız? Evet. Lig bitmeden bir hafta önce başkan çağırdı bizi. Gittik Fatih Mert'ti yöneticiler de vardı orada. Birkaç takım arkadaşım daha vardı. Dedi ki hani takım küme de düşse sizle devam edeceğiz. Sen hani siz ne düşünüyorsunuz? Diğer çocuklar birazcık hani yaş olarak da benden küçüklerdi. Onlar da hani sıkıntı yok devam dediler. Sonra biz başkanla böyle bir şey yaptık konuştuk. Dedim ki hani sahada olayım. Oynayıp oynamama önemli değil. Hani bir yıllık daha enerjim var benim. O yıl da. Zaten kaç tane maç oynadın o sezon? O yıl da oynayarak bırakmış. Yanımdakilerinden hani belki fazla maçım vardır. Dedim ki sahada olayım. Sahada olunca daha hani verimli olurum. Ne olursa olsun dedi. Hani seneye devam edeceğiz dedi. Ama şartlar tabii sonrası yeni bir hoca, yeni bir oluşum. Ligde işte düşme kalktı. Sonrasında konuştuk. Ortak bir karara vardık. Fatih Mert'ti başkanımız o zaman. Dedi ki hani sportif direktör olarak yani benim danışmanım, başkan danışmanı olarak devam et dedi. Bilmiyordum o ara sözleşme imzalayacağım diye gitmiştim. Başkan çağırdığında aklımda o var çünkü hani konuştuğumuzda öyleydi. Ama çağırırken Sedat gel bir konuşalım dediğinde dedim ki herhalde bir şey söylenecek bana. Gittim Erman abi oturduk sohbet falan filan sonra finale geldi. Dedi ki Sedat'cığım böyle böyle. Dedim başkanım bana bir hani 3-5 saat müsaade et ben bir düşüneyim. Tamam dedi. Neyse ondan sonraki süreçte kabul ettim. Hani teklifler de vardı o sene işte 6 ay falan istemişti Süper Lig'e çıktığı dönem. Oynayabilirdin aslında yani, ya. Alt ligden 3-4 takım da istiyordu. Ama şu dedim ki yani böyle bir kulüpte emeğim geçmiş olan bir kulüpte değerimin karşılığı olan bir kulüpte futbolu bırakayım. Bir de böyle hizmet edeyim. Geçişi böyle sağlayayım. Diye ondan sonra öyle bir karar verdim. Bıraktığın ilk sabaha soracaktım ama çok anlamı kalmadı. Çünkü futbolculuktan yönetici tarafına geçmişsin. O yüzden pek bırakmış gibi değil de devam ediyormuş gibi direkt, olmuşsun. Yani bu sezona kadar faaldim. Bu sezon başına kadar sözleşmem vardı yani. Nasıl buluyorsun peki? Ankara Gücü'nü de bıraktığın için söylüyorum ve orayı çok sevdiğini de biliyorum. Bu sezon nasıl buluyorsun Ankara Gücü'nü? Ankara Gücü gel gitleri olan bir takım. Yani işte benden sonra Tolunay Hoca geldi. Tolunay Hoca'dan sonra şimdi Emre Hoca geldi. Çok aslında kalıcı başarıları almayı hak eden yani öyle büyük bir kulüp ama bir türlü o aşamayı böyle bir o evreyi geçemiyor. Şimdi Sedat resmi maç olarak 600 tane neredeyse maç oynadın zaten 39 yaşına kadar da oynadığın için. Kariyerinde 4 yıllık bir Antalya macerası var. Sanırım futbolcuların başarılarında şu da çok geçerli oluyor. Yaşadığın şehirde mutlu olmak. Yani bir yerde para olabilir. Ne bileyim bir yerde seni isteyen antrenör olabilir ama keyif aldığın şehirde yaşamak birçok oyuncu için çok geçerli bir tercih sebebi oluyor. Mesela Alanya bana göre bu konuda çok başarılı çünkü futbolcular Alanya'da yaşamayı çok seviyor. Maddi anlamda problem olmayınca Alanya Spor'da hep başarılı devam etti. Zaten Alanya, Antalya, İzmir giden futbolcular çok böyle hani sonraki yaşamlarını orada devam ettiriyorlar. Devam ettiriyorlar. Sen Antalya'da yaşadın. Abi beraber oynadığımız o süreçten sonra Antalya oldu. Konya'dan sonra Antalya'ya gittim. Evet. Antalya transferinde birazcık da böyle bir son dönemlere denk geldi. Kampın sonuna, ligin başlamasına bir hafta 10 gün vardı. Hikmet Hoca vardı Antalya Spor'da.
Transfer için işte konuştuk, anlaştık, gittik, imzaladık ama takım kampta. O arada hoca aradı beni, dedi ki sana dedi altyapıdan bir hoca gönderiyorum dedi. Koron Öztürk'le beraber anlaşmıştık biz. Dedi ki ikiniz kampa gelmeyin zaten döneceğiz. Sarışın Koron. Evet, İzmirli. Takım arkadaşım benim. Çok uçar kaçardı. Çok iyi. Selam olsun. O da çok iyi oyuncuydu. Çok iyi oyuncuydu da yaşantısı da çok iyiydi benim zamanımda. İşte yani... Tutamıyorduk yani, anladın mı? Rakibi tutmak daha kolaydı. Genç dönemlerinde çok genç yani dönemler. İsmi acayip popüler olan bir oyuncuydu ama abi, sonuç arada, olmadı. Hani yüzü gözü de çok yakışıklı bir çocuktu. Onun bak fotoğrafınızı da buna söyleyeyim, koysun bir taraf. Siz ikiniz dedi, biz zaten dedi 3 gün 4 gün sonra geleceğiz dedi, kalın dedi. Isparta Davraz'da kamp yeri vardır abi. Antalya genelde evet. Oraya giderdi evet. O dönem. Gittik bir hafta önce işte bir hoca vardı, öyle çalıştık. Bir haftalık antrenmanla takım kamptan geldi o ara... Şans abi. Yani Hikmet Hoca'yı gönderdiler. Hikmet Hoca ile bir antrenmana çıkamadım. Ne kadar? Değişik. Burası şey. Türkiye. Öyle bakma. Yani transferi konuştum. Transferi yapıldı. Gittim. Adam hoca olarak işte bana yapacaklarımı söyledi. İşte hazırlan, işte şöyle beklentilerim var, şöyle hedeflerimiz var falan. Ama geldiğimde ilk antrenmana altyapıdan hoca ile çıktık. Hikmet Hoca'yı gönderdiler, ayrıldılar. Ondan sonraki süre o bir haftalık antrenmanla Antalya'da ilk maça çıktım abi. Ondan sonra o süreç başladı Antalya. 8 hafta işte Yaravinski gelmişti ondan sonra evet. İlk 8 haftada 2 puan ya da 3 puanımız var. Bizden üstünde 11 ya da 12 puanı var. Kesin küme düştü gözüyle bakıldı. Mehmet Hoca geldi. Şifo Mehmet. Geldi ilk toplantısını yaptı abi. O gün de mesela şeydi aklımdadır çünkü. Abi 3 tane hocayla çalıştım. Hani enteresan gelen. Ünal Karaman, Şifo Mehmet, Uğur Tütüneker. Bunların, dur, madem bunlara girdin, bunların hepsinin neden ilginç olduğunu anlatacaksın şimdi bana. Bunların bütün taraftarlarda karşılığı var. Deplasmana gittin, atıyorum, Trabzon'a gittin, Uğur Hoca'yla. Abi havalimanında bir ekibi vardır yani. Tanımadı, sadece onu sevdiği için gelen oraya. Sadece onlara özel hayranları var. Acayip, Türkiye'de acayip bir sevilmişlikleri var yani. Hani Şifo Mehmet, bir yere gidersin sadece Beşiktaşlı değil, Beşiktaş taraftarı değil yani. Ünal Hoca, keza aynı yani karizma olarak, karakter olarak, hani futbol kişilikleri olarak abi sevdirmişler. Oğlum Konya'da 11 maçın 10'unu kaybettik Ünal Hoca'yla. Kimse ağzını açıp gık demedi adama. Normalde 50 kere hani istifalar, şunlar bunlar derdik. Şimdi abi, gerçi artık milletvekili oldu. Hocalık başımıza da bela. Hocam beni sever. Bir şey olmaz da. Şey yani entelektüel bir adamdı Ünal Hoca. Bu arada yani, inanılmaz bir karizması var Ünal Hoca'nın. Bak iddia ediyorum şimdiki 8 numaralara bakıyorum. Karizmayı biraz çizelim mi abi? Çizelim. Hocam. Hocam saygılar. Ünal Hoca yani böyle baktın mı şeyiz böyle hani sert mizaçlı falan hani böyle bir, yok be, yumuşak bir şey be. Konuşurken şey yaparsın yani ama bir tanı bir çocuk gibidir yani hani yüreği. Evet yani oturup doğru, eğer doğru. Bir duygu konuşması varsa oturup seninle ağlar. Aynen öyle hani doğru. Öyle güzel bir adamdır. Bir gün fitness yapıyoruz soyunma odası şey salonda abi. Sen var mıydın bilmiyorum hatırlamıyorum. İçeri biri geceler diye bir girmeye bak. Lan kim bu falan diye. Bir baktık abi Ünal Hoca. Abi bir sesi var. Şaşırdık ama beklemiyorsun evet. Ya hani. Evet evet. Abi değişik, enteresan bir adam. Çok, ben Ünal Hoca'yı çok seviyorum. Uğur Hoca. Yani anlatmak istediğim şey şu. Hani kişiliklerini de bildiğim için hani o adamlar niye geliyor, bunları niye seviyor? Adam defter, kitap, fotoğraf gelmiş. 2000'den önceki resimlerini, gençlik fotoğraflarını albüm yapmış abi bu diyor Ünal Hoca. İşte bu Mehmet Hoca, bu Uğur Hoca. Resmen adamlara şey yapmışlar ya. Hayran kitleleri. Hayran kitlesi yani. Hani bu sadece bir taraftan hani Galatasaray'da oynadı diye değil. Fener'de ya da Beşiktaş'ta, Trabzon'da oynadı diye değil. Ha, gerçi sevdirmişler adamları yani. Adam. Öyle bir değişik avroları vardı mesela. Ama hani. Şifo Mehmet, benim babamlar da hayrandı Şifo. Benim babam iyi Beşiktaşlıydı. Hani Şifo Mehmet dedin mi, Metin Ali Feyyaz dedin mi titriyordu herif evde yani. Anladın mı? Böyle bir tuhaf oluyordu yani. Antrenmanda oynuyordu. Hani benim işte biliyorsun şakaları. Hocayı atlardım abi, hiç gıkını çıkarmazdı. Bir Sedat bir atlardı. Genç, yıldız, yerli, yabancı hiç fark etmez. Bir atlar böyle adamdan ses gelir, anladın mı? Öyle atlardı yani. Hiç kimse... Ama biz öyle kabul etmiştik seni yani. İşte şey olarak, niyet olarak kendimi önce anlatabilme şeyim var. Ondan sonrası yaptıklarım herkeste geçiyor, karşılığı var. Bir şey söyleyeyim mi? Yarısı maç yapacağız, önce Sedat'ı alıyorduk.
tekme yemeyelim diye. Her ihtimale karşı, anladın mı? Yani hani, Sedat önemli abi, hemen alırdık. Takımın hocası bir de hani şey, Mehmet Hoca yani, hani yoldan geçen biri de değil abi. Hani, abi canım, ama antrenmanda atlıyordum abi, adam bir şey demiyordu. İşte Sedo yavaş falan diyordu. Yani aramız acayip iyiydi hani. Mesela Uğur Hoca antrenmandan kovardı beni. Ama antrenmandan sonra gelip özür dileyecek kadar da şey bir adam yani. Çünkü çok egosuz. Egosu çok fevri, çok sinirlerine hakim olamayan. O yönünde kendisi de eleştiren. Ama dünyayısı bir adam abi, üçü de. Ya Ünal Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayamayışına çok üzüldüm. Yani çok zamansız ayrıldı falan. Futbolculuğunu hatırlayanlar bilir ama hatırlamayanlar için şunu söyleyeyim. Şu anda Ünal Hoca kriterlerinde 1-8 numarayı Türkiye'de tutamayız. Öyle iyi oyuncuydu. Yani adam geçme özelliği, şutörlüğü, abi, dayanıklılığı güçlü, çok çok güçlü hani bir şimdi oyuncuydu. Şimdi ne diyorsun abi? Defanstan topu hücuma attığında hücum oyuncusu biraz tutsun ki defans gelsin yani. Takım bir bütünlüğü var ya, gelsin. O... Ünal Hoca tek başına Arun'dan alır bütün takımı. Öbürlerini de 10 kişiyi de alır, 9 kişiyi de alır. Öyle sırtını alır yani, götürürdü valla. Öyle oyuncuydu arkadaşlar. Çok öyle selam yani, olsun hocama da. Söylediklerimiz için de bizi bağışlasın. Eğer yanlış bir şey olursa, ama kötü bir şey söylemedik değil, tabii. Üçünde yani... Türkiye tarafından çok sevildiğini anlatmak için hani konuyu da açınca evet, anılarımızı da anlattık. Yoksa... Peki Antalya nasıl gitti sonra? Sonrasında işte evet, 2 puanımız var abi. 8. hafta o takım o sene bir bütünlük yakaladı Mehmet Hoca ile. Kümede kaldık yani, son maçta Ankara Gücü'nü yenerek kümede kaldık. Eyvah. Konya düştü. Hiç düştün mü? Abi hiç düşme yaşamadım ya. Yani böyle profesyonel hayatımda hiç... Bir kez düştüm Çanakkale Dardanel'de. Herkes şimdi o zaman niye düştüğünü, iyi takımımız vardı. Hani başkan bir gün çıktı dedi ki ben bunların hepsinin parasını ödedim dedi. Bir abi, televizyon kanalında, halbuki çok alacağımız vardı içeride. Bir yalan söyledi. İhaleyi bıraktı. Sonra ihaleyi bize bırakmaya kalkıştığı andan itibaren bizim takım bir daha toparlanmadı. Türkiye'de bir takım düşüyorsa yöneticilerle alakalıdır arkadaşlar. Çok acı bir gerçekten bahsediyorum. Ben Zeytinburnu'na ilk çıktığım sene, o zaman da tabii çok hani böyle net oynayamadığım bir sezonda. Orada ne çok topçu çıktı Zeytinburnu'ndan bu arada. Sezon yaşanmıştı. Zaten o düştükten sonra da şey olmadı yani. Zeytinburnu Türkiye'nin özel kulüplerinden biriydi ama. Yani altyapısında oynadığım için söyleyeyim. Yani orası da çok değişik bir camiaydı. Çok değişik bir... Değişikti. Aurası vardı abi. Diyorlar ya hani bir insanda, bir takımda, bir kulüpte artık bu aurayı nereye koyuyorsan, nereye söylüyorsan o Zeytinburnu'nda da var. Ben hiç unutmam. Deplasmanına geldik Kartal Spor'la. Daha yeni çıkıyorum ben de. Altıbudan Kartal Spor'a takımına bir kavgalar çıktı baba maçta. Kafamıza klozeti attılar komple. Hiç hayatım boyunca unutmam. Oradan aldığımız tecrübelerle Süper Lig'de hiçbir kavgadan abi, falan rahatsız olmadık. Mahallesinde hiç unutmam. Mahallesinde oynadığın takımın İçindesin, oynuyorsun. İşte o ilk çıktığım dönemlerde abi son maç oynattı hoca. Sondan ikinci maç pardon. İstanbul Büyükşehir Belediye. Abi takım geldi. Ermeni hastanesiyle, stadı bilenler için söylüyorum. Ermeni hastanesiyle stadın arasında bir boşluk var. Evet. Normal deplasman tribünü tarafından gelip girerdi deplasman takımı. Ama o maçı oradan getirdiler abi. Oradan gelip altyapının içine girecek, içeri girecek. Abi daha... Şeyden iner inmez, otobüsten iner inmez bizim taraftarlar çok 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 şişelerle kafalarına. 2-3 tane oyuncu hemen Ermeni Hastanesi'nde sedyeyle. Maç erken başlamış. Maç erken başladı da Allah'tan da yendik. Hani adamlar biz dışarıda yendik. Hani siz içeride yenemezseniz sıkıntı olacak diyeceklerdi. Ya çok çok yani güzel. Çok değişik bir yerdi. Çok hani iyi günlerim de çok oldu. Çok keyif aldım. Ya şimdi korumalar var, her şey var. Ya bizim otobüsün camının çerçevesinin inmediği deplasman mı vardı abi ya? Abi yok, Ankara Gücü'nde biz Adana Demir deplasmanında yaşadık yine aynısını. Oluyor yani. Hani ya oluyor da eskiden daha sıktı ya. Daha sıktı, daha ama sıktı, hani şimdi birazcık galiba azaldı ama yine oluyor. Yani bu olmuyor desek yanlış olur yani. Bu oluyor. Doğru. Yani. Doğru, olur. Yani Zeytinburnu'da gerçekten Türkiye'de hani... Zor deplasman diyelim onlara. Adını ciddi anlamda yazdırmış bir evet, kulüptü. Çok da keyif alırdım. Çamurda oynamak keyif verir Derman abi. Şimdi zemine evet, hani basmaya kıyamayacağın zeminler var. Ama o dönemki çamura değişir misin? Vallahi değişmem. Ben de değişmem. Çok katılıyorum. Ve oyuncu öyle yetişiyor biliyor musun? İyi oyuncu öyle güçleniyor. Peki. Sedat'cığım çok teşekkür ederim. Harika, çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldin. Ben de çok keyif aldım Derman abi. Hani bu kadar keyifli olacağını da düşünmüyordum ama hani... Sen çekindi şeyden, bu arada. Sen ya abi şey... ne konuşacağız ya falan dedim ki. sen de bir şeyler çıkacağını zaten ümit ediyordum.
Çünkü sorduğun sorularda kalben soruyorsun. Hani böyle bir art niyetin olmayacağını bildiğin kesinlikle, için. Kesinlikle. O yüzden gönül rahatlığıyla da geldin. Röportajdan öte ya da işte programdan öte seninle birlikte olacağım için. Seninle tüm sohbet edeceğim için. O rahatlıkla geldim. Çok da keyif aldım. Keyif aldıysam bizim için tamamdır. Hem sana hem arkadaşlara çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yüz Yüze'nin bugünkü konuğu Sedat Ağaçay'dı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.